Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ifabidhu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. E'unzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen ila ahiril ayet. Sadakallahil azim. Ve قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان صدق رسول الله فيما قال اي كما قال. Pek aziz ve muhterem kardeşlerim, alemlerin, kainatın, zerrelerin, kürrelerin, her şeyin sahibi, bizim yaratıcımız, nimet vericimiz, lütfeden, ihsan eden Halık'ımıza sonsuz derecede hamd ediyoruz. Onun sevgili ve seçkin Resulü, alemlere rahmet olarak göndermiş olduğu Peygamberimiz Efendimiz'e de sonsuz derecede salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Mübarek ruhları inşallah bu güzel salat ve selamları Rabbimiz ulaştırır da bizlerden razı ve hoşnut olur kıymetli kardeşlerim. Evet, insan dünya hayatına gelir, hayatını yaşar, ahiretine gider. Bu kesin olan bir şey. Amentü esasımız içerisinde ölümden sonra diriliş var, hesap var kardeşlerim. Onun için insan dünya hayatında hayatına dikkat etmeli. Yani yaşayışı nasıl olmalı? Allah'ın rızasına, muhabbetine, aşkına, şevkine, kendisini yoktan var eden, peygamberler gönderen, nimetler veren Rabbinin o rızasını göz önüne alarak yaşamalı ki ahireti güzel olsun. Cenab-ı Hak bizleri başıboş bırakmamış. Yani siz başıboş yere yaratıldığınızı mı zannediyorsunuz diyor. Hayır, öyle değil, değil mi kardeşlerim? Bizlere Cenab-ı Hak ilk insanı aynı zamanda Adem peygamberi olarak göndermiş. Adem Aleyhisselam'ı, Adem atamızı peygamber olarak göndermiş. Yani o gün onun nesillerine, çocuklarına Cenab-ı Hak kendisini görevlendirmiş. Sonra peygamberler gelmiş, pek çok. Kur'an-ı Kerim'de zikredenler var, zikredilenler var, zikredilmeyen pek çok var. Dolayısıyla Allah bizleri başıboş bırakmamış kardeşlerim. Bizleri hak yola davet buyurmuş. Kimler vasıtasıyla? Peygamberler vasıtasıyla. Onlar Allah Celle Celaluhu'dan almış oldukları emir ve yasakları insanlara aktarmışlar. Buna ne denir? Tebliğ denir. Allah'ın emirlerini aktarmışlar. Şunları yapın demişler. Şunlardan da geri durun demişler. Bakın sahifeler geldi. Yahut da kitaplar geldi, Cenab-ı Hak ayetleriyle haber veriyor demişler. Kendi sözleriyle insanları da uyarmışlar, doğruya, hakka davet etmişler kardeşlerim. Onun için tebliğ bizim özümüzde olmalı. Niye? Peygamber mesleği de ondan. Ne diyor şair? Hayatın maksadı şudur, İslam'ın tebliği, vazifelerin eşrefi, Resul'ün mesleği. Yani peygamberlerin bütününün mesleği nedir? Tebliğdir. İnsanları hakka davet etmektir. Ve bunlar hiçbir zaman biz bir ecir istemiyoruz, karşılık beklemiyoruz. Bizim ecrimiz ancak alemlerin Rabbi Allah'a aittir diye yaşamışlar kardeşler. İyiyi, doğruyu, hakkı tavsiye etmişler, göstermişler, yol yordam öğretmişler. İnsanlar tabi olduysa kurtulmuş, tabi olamadıysa kötü olmuş kendileri için, ahiretleri heder olmuş. Dünyaları güzel mi? Yok. Yalan, dolan, iftira, kandırmak, zulüm, her şey var. Kafirlerin, münafıkların haline bir bakın kardeşler. Cenab-ı Hak şerlerinden muhafaza eylesin. Çok çok önemli. Onun için Rabbimiz ayetinde Habibine ve onun şahsında hepimize
alimlere, salihlere, her birimize kardeşlerim ne buyuruyorlar? Ud'u ila sebi'li rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti. Habibim ve ey onun ümmeti, şimdi biz değil mi kardeşlerim? Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet et. Allah yoluna çağır, davet et. Uyar insanlar. Hani inna erselnâki şahide ve mübeşşire ve nezîra ayeti var ya, Habibim biz seni alemlere, hani ayette yine geçiyor, mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemin, alemlere rahmet olarak göndermiş, aynı zamanda varlığının, birliğinin, Kur'an'ın, ölümden sonra dirilişin, imanın, İslam'ın şahidi olur. Ve aynı zamanda cennetin müjdecisi olarak ve yine kardeşlerim cehennemin hatırlatıcısı, uyarıcısı olarak göndermiş. Evet, onun için mümin, bakın cennet var kardeşlerim. Namaz kılarsan, ibadetini yaparsan, doğru olursan, dürüst olursan, faiz yemezsen, kumara girmezsen, içki içmezsen, zina yapmazsan, cennet var. Haramlardan kaçınca, iyilikleri yapınca cennet var. Ama sen haramlardan kaçmaz, iyilikleri, hayır ve ibadeti de terk edersen ne var? Cehennem var. Allah böyle buyuruyor. Peygamberimiz böyle haber veriyor. Ayetler bunu hep dile getiriyor. Ya kardeşlerim, bambaşka ya. Ömer radıyallahu anh cehennem ayetleri olunca, okununca namazda da olsa hüngür hüngür ağlarmış kardeşlerim. Ömer, koca Ömer. Yani herkesin titrediği Ömer. Ayet okuduğu zaman duraklıyor böyle. Okunduğu zaman. Ona hatırlatıldığı zaman duraklayıveriyor. Onun için mümin ferasetli olur. Allah'ın ayetleri okununca kulak verir. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ya Allah'ın adı anıldığı zaman müminlerin kalbi titrermiş kardeşler. Titrermiş ya. Heyecan duyarmış müminler. Kalpleri titrermiş. Aman Allah'ım. Ve onlara Allah'ın ayetleri hatırladığı zaman, hatırlatıldığı zaman imanları bir kat daha artar. Sadece Allah'a tevekkül ederlermiş. İman. Mümin böyle olmalı. Rabbim bizlere de o güzelliği nasip etsin. Onun için tebliğ, iyiliği hatırlatacağız. Kötülükten men etmeye çalışacağız. Nedir bu? Emri bil maruf, nehi anil münker. Vel müminune vel müminatü bazuhum evliyâ-u bazd. Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin velisidirler, dostudurlar diyor. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ İyiliği emreder, kötülüğü yasaklarlar. Aman Allah'ım. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ Namazı kılarlar. Ayete bakın mümin kardeşlerim. Allah Allah. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةِ Zekatı verirler. Allah Allah. وَيُطِيعُونَ اللّٰهِ Allah'a itaat ederler. Ve Rasûlehu. Aman Allah'ım. Ve Rasûlehu. Allah'a itaat ederim ama sünneti tanımam diyor adam. İşte ayet. Kafir olur. Ayet çok. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Bu dışarının ortaya koyduğu bir şey. Sünneti, hadisleri pek çok şekilde reddetmenin yollarını bulmuşlar. Oradan da Kur'an'a doğru gidiyorlar. Allah şerlerinden esirgesin. İşte Allah, evet kardeşlerim, Allah'a ve peygambere itaat ederler. Zaten başka ayet yok mu? Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat eder diyor. Bak, neyse mümin kardeşlerim, gerçekten çok önemli bu konular. Evet, işte bunlar. Ülaike seyerhamuhullah. Ülaike seyerhamuhumullah. Onlara Allah merhamet edecektir. İnnallâhu azîzün hakîm. Şüphesiz ki Allah yücedir, azizdir, hakimdir. Onun için Allah Resulü ne diyor? Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle düzeltin. Güç, güç. Bırak bunu. Müdür, amir. Devlette görevli. Bırak. Ev reisi. Bırak. Eğer diyor buna gücünüz yetmezse dilinizle söyleyin, dilinizle ikaz edin, söyleyin, hatırlatın.
Eğer buna da gücünüz yetmezse kalbinizde buğz edin ki bu imanın en zayıf şeklidir. Yani kalbiyle adam kötülüğe buğz etmezse Allah korusun. Eğer bir de iyi derse düşün bir de. Allah muhafaza. Değil mi kardeşlerim? Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Rabbimiz şerlerinden, şerlilerin şerlerinden muhafaza eylesin. Evet, hikmetle ve güzel öğütle diyordu Cenab-ı Hak, değil mi? Güzel güzel çağır Allah yoluna. Tatlı bir şekilde çağır Allah yoluna. Hatta Musa ve Harun aleyhisselamı Cenab-ı Hak kime göndermiş? Firavun'a göndermiş, değil mi? İzheba ila firavne innehu dağa. Gidin şu firavuna demiş. O çok haddi aştı. O çok azdı. Allah Allah. Fequla lehu kavlen leyyinen leallehu yetezekkeru ev yahşa. Allah Allah. Belki diyor sizin sözünüzle diyor ne yapar? Öğüt alır, korkar ama tatlı ve yumuşak konuşun. Çok önemli bak. Evet. Kardeşlerim, tatlı ve yumuşak konuşun ona, belki öğüt alır. Cenab-ı Hak onun iman etmeyeceğini bilmiyor mu? Biliyor. Ama yine de peygamberlerine tebliğ yaptırıyor. Bize gelen olmadı demesinler yarın. Ebu Cehil'e Allah Resulü ne kadar emek çekmiş, değil mi kardeşlerim? Ebu Leheb'e ne kadar emek çekmiş? O müşriklere, kafirlere ne kadar emek çekmiş Allah Resulü? Niye? Allah bilir, hidayetini bilemeyiz ki. Ha, pek çokları hiç umulmadıklar sonradan iman etmiş. Hem de ne hizmetler yapmışlar. Onun için Allah bilir, biz bilmeyiz, tebliğ yapacağız onlara da. Allah'ın dinini anlatacağız. İnanın Avrupa'da, Amerika'da öyle iman edenler var ki elhamdülillah. Hayret ediyorsunuz. Ya Kur'an-ı Kerim eline geçmiş araştırıyor, ya İyi bir Müslümanla görüşmüş, hayran kalmış ona, İslam'ı öğreniyor kardeşlerim. Hayret edersin. Ya da kalbi rahatsız. İsa diyor, Meryem diyor, onlar ilah olabilir mi diyor. Böyle bir inanç olur mu? Teslis. Allah artı İsa artı Meryem. Böyle bir şey olabilir mi diyor yahu. Nasıl onlara tanrılık iddiasında bulunabilirler diyor. Kalbi bir türlü yatmıyor. İslam ne diyor? Allah'tır sadece o ilah olan. Onlar kuldur deyince araştıra bir bakıyor ki İslam tam benim istediğim gibi din diyor. Allah hidayet verecekse hayret ediyorsunuz kardeşler. Gerçekten hayret ediyorsunuz. Cenab-ı Hak rüyalarla imana getirdiği kulları var onlar içerisinde, hayret. Rüyalarla gösteriyor. Zaten örnek yok mu? Yusuf Aleyhisselam'ın hani rüyasını tabir ettiği Firavun var ya, ne gördü? Rüya gördü, değil mi? Kimse tabir edemeyince Yusuf Aleyhisselam'ı zindandan getirdiler. O tabir etti. Sonra inandı, Müslüman oldu, halkı da İslam'a döndürdü. Aman ya Rabbi. Allah dilerse hidayet veriyor mu? Veriyor. Onun için mümin kardeşlerim, hani tebliğ, Cihat bu aynı zamanda. Sadece cephede çalışmak değil kardeşlerim. İyiliği emretmek, kötülükten yasaklamak, Allah yoluna çağrı, İslam'ın tebliğ edilmesi, hepsini Müslüman ne yapacak? Bir arada görecek, düşünecek. Kendi Müslüman kardeşlerini de yapacak, yabancılar görürse onları da yapacak. Bu vazife nedir? Bize farzdır, farz. Evladın namaz kılmıyorsa namaz kıl yavrum. Onu öyle eğiteceksin. Öyle yetiştireceksin kardeşim, değil mi? Allah'ın emrine göre yetiştireceksin mümin kardeşim. Yoksa olur mu? وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلِ الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ve sizin içinizden mutlaka bu işi yapan birileri olsun diyor bir topluluk. Ne yapsın onlar? İyiliği emretsinler, kötülüğü yasaklasınlar. Bu da kimler? Alimler, hoca efendiler, bilgililer. Ama alimim diye ortaya çıkıp, bilginim diye ortaya çıkıp kafayı bozanlar var kardeşlerim, itikadı mahvedenler var. Dikkat edin ne olur. Allah rızası için dikkat edin. Çoluğumuzu çocuğumuzu muhafaza etmeye çalışalım kardeşlerim. İtikadı mahvediyorlar, inkar etmedikleri bir şey koymuyorlar. İslam'ın bu güzel tebliğ usulünü yapmıyorlar.
herkesi soğutuyorlar, soru işaretleri getiriyorlar. Onun için mutlaka dikkat ediyoruz mümin kardeşlerim. Evet, iyiliği emreden, kötülükten yasaklayan bir grup olacak ki onlar kurtuluşa erenler. Şimdi öyle tebliğci kardeşlerimiz var ki, bir ay Pakistan'a gidiyor, bir ay başka yere gidiyor, bir ay İstanbul civarına gidiyor, bir hafta bilmem nereye gidiyor. Ne? Allah'ın emrini anlatıyor. Aman ya Rabbi. Şu fedakarlığa bakın. İstanbul'u gezdiniz mi kardeşim? O sahabilere bir bakın. Dünyanın bir ucundaki sahabilere bir bakın. Niye gitmişler Ashab-ı Suffe? Ashab-ı Suffe talebeler niye gitmiş? İslam'ı anlatmak için gitmiş. Tebliğ için gitmiş. Oralarda kalmışlar. Aman Allah'ım, şu imana bak. Hicret etmişler Allah için. Cihad etmişler Allah için. Tebliğ yapmışlar Allah için. Kardeşler, gireceğimiz yer şu kadar. Şu kürsüden biraz büyük bir yere gireceğiz. Fazla değil. Ve üzerimizi tahtalarla örtecekler, toprakla kapatacaklar. Hani senin malın, mülkün, saltanatın, varlığı? Nereye gitti? Yok, bitti. Yahu getirseydin, onları orada yeseydin, içseydin, onunla zenginlik yapsaydın? Yok, gözler kapandı, eller tutmaz, ayaklar yürümez, konuşma bitti. Ya Rabbi, bize bunun şuurunu ver Allah'ım, idrakini ver ya Rabbi. Bizler günaha daldık, hatalar işliyoruz, yanlışlar yapıyoruz. Rahmetlerini kesme Allah'ım. Allahümme eskına, Allahümme eskına, Allahümme eskına. Hayırlı bereketli yağmurlar ver ya Rabbi bizlere. Niye? Zekatlar verilmezse hakkıyla, zinalar, şunlar bunlar çoğalırsa Allah cezalandırıyor ki Rabbim muhafaza etsin. Bakın etrafınıza. Bakın etrafınıza kardeşlerim. Çoluğumuza, çocuğumuza, giyimine, kuşamına, tesettürüne bir bakın. Nereye götürülüyor gidiyoruz? Dikkat edelim. Evet, evet. Dikkat edelim mümin kardeşlerim. İşte böyle kullara o tebliğdir, İslam'ı anlatmadır. Her yerde, her mekanda güzel anlatan kullara Cenab-ı Hak bu ümmeti, onları bir nimet olarak vermiş ve bizim için buyuruyor ki küntüm, yani ümmet için, küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsi te'murûne bil mağrufi ve tenhevne alil münker. Siz insanların hayırlı olması için çıkarılmış güzel bir ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten de yasaklarsınız, sakındırırsınız diyor Cenab-ı Hak. Kardeşlerim, ve tabii ki şu hadis çok önemli. Ali Efendimiz'e öyle buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani senin vasıtanla bir kişi hidayete erişirse kırmızı deve sürülerine sahip olmandan daha hayırlı. Çok severler Araplar ya koca deve sürülerini, çok kıymetli tır filosu. Allah Resulü böyle diyor. O insan hidayete erdikten sonra her kıldığı namaz ibadetten sen de hiss alıyorsun. Aman ya Rabbi. Onunki eksiliyor mu? Hayır. Hayra vesile olan o hayrı işlemiş gibidir diyor Efendimiz. Değil mi kardeşler? Onun için mümin firasetli olur. Mümin gayretli olur. Mümin Allah yoluna gayret eder. Mümin Rabbinin rızasını elde etmek için gayret ve çaba içerisinde olur. Mümin gafil olmaz. Mümin Rabbine karşı nankör olmaz. Verdiği nimetleri görür, ibadetlerini yapar, hayrını, zekatını, her şeyini yerine getirir. Niye? Gidecek. Gidecek böyle bir mekana. Sorulacak. Melekler diyecek ki ne getirdin? Hani baba gelir de biraz uzaktan çocuklar babalarını sevdikten sonra, kucakladıktan sonra babamın çantasında ne var diye bakarlar. Kardeşler, hatta bir yere bir misafirliğe gidersiniz de çoluğu çocuğu şöyle bir kenardan bakar bize bir şey getirmiş mi diye. Melekler de bakacak bize ne getirdin sen. Bize değil, kendine aslında değil mi? Burada yatacak yerin var mı? Hazırlığını yaptın mı? Yiyeceklerin var mı? İkramın var mı? Allah Allah. Ne kadar güzel kardeşlerim. Onun için önden gönderdiklerimizi, namazı, orucu, zekatı, haccı, hayrı, hasenatı, iyiliği bulacağız orada. Allah Celle Celaluhu bizlere bu güzellikleri nasip ve müyesser kılsın.
razı olacağı güzel işler, güzel ameller nasip etsin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize devalar versin. Gökyüzünden hayırlı, bereketli rahmetler ihsan eylesin. Allahümme eskına, Allahümme eskına, Allahümme eskına. Allah Resulü'nün dualarını hatırlıyoruz. Afetlerden de muhafaza eylesin Rabbimiz Celle Celaluhu. Muhterem mümin kardeşlerim, Cenab-ı Hak günahlarımızı bağışlasın. Bütün geçmişlerimizin de ruhu şad olsun. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, onun âli ashabına, nebilere, velilere, sahihlere, şehitlere ve şu anda dinleyen bütün kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına El Fatiha.